İnsan neyi görürse onu uygular da diyoruz bir yerde mesela. Ailelerimizden işte şiddet mi görüyoruz ya da sevgisizlik mi görüyoruz? Belki biz de dediğiniz gibi süreç içinde kendimizi bulamazsak ve uyanamazsak biz de onları çocuklarımıza aktarıyoruz ve öyle gösteriyoruz çocuklarımıza. Öyle bir eğitim veriyoruz. Bunlar aslında öğretmenler için de geçerli. Yani öğretmenler de bir nevi ikinci ebeveynlerimiz diyebiliriz aslında hayatı, çevreyi bize sevdiren, daha böyle gözümüzün açılmasını ve dünyaya daha iyi bir gözle bakabilmemizi sağlayan aslında bir diğer anne babalarımız belki diyebiliriz. Evet, çok Şimdi bu haklısın. noktada siz de bir sevgisizlik gördüm dediniz ama kendinizi yetiştirdiniz. Yani bu süreçte mesela bir öğretmen desteği mi, öğretmenin size bir yol açmasıyla mı aslında fikriniz değişti, kendinizi bulabildiniz? Çünkü size gösterilerin tam tersini uyguluyorsunuz Evet, baktığınızda. teşekkür ederim. Çok güzel sorular soruyorsun. Valla böyle nasıl diyeyim? Nokta atışı. Nokta atışı yapıyorsun yani. Şimdi ne oldu bu süreçte? Şimdi böyle pısırık, içe kapanık, böyle nasıl diyeyim, köy yerinde, elektrik yok köyünde, telefon yok, televizyon yok, dünyayı tanımıyorsun ve bütün dünya senin köyün zannediyorsun. Bir de öğretmenim var, benim ilkokul öğretmenim. Dövüyor, şiddet uyguluyor, sıradayandan geçiriyor. Kızım biri altına kaçırdı mesela sınıfta. Ne kadar utanç verici bir şey. Yani onuru kırıldı. O çocuk okulu bıraktı. Ben ödevimi yapmadım diye böyle öğretmen böyle bizi dövdü. Şeyle, maşayla, demir maşayla bizi dövdü. Biz büzüştük yani böyle. Sonra ben de okulu bırakacağım dedim. Ben okula gitmeyeceğim. Çünkü öğretmen beni dövüyor. Bunları yüreğime dokunan eller diye ilkokul kitap adı söylememe bir mahsur var mı? Yok, tabii. Kendi yazdığım kitapta bunlar orada da anlattım. Ben okumayacağım. Çünkü ben korkuyorum. Böyle yaşlı, yaşı 50-60 olan böyle ileri yaşlarda hep bize kızan, bizi böyle azarlayan, bizi döven bir öğretmen. 2 sene gittim. Korku içinde gidiyorum ama. Böyle hevesim yok. Yani sırada hakaret, böyle ne bileyim rencide ediliyoruz yani. Şimdi bunları aman bazen sorayım ama benim annem babam çok iyi. Benim çocuklarım çok iyi. Geç bunları ya. Ya bunları geçin artık yani. Ya böyle iki yüzlü, kaporta güzel, motor arızalı yaşarsak olmuyor yani. Sorun yaşamaya devam ediyoruz. Ben düşündüm yıllarca başkasını memnun etmek için yaşadım. Benim yuvam yıkıldı. Ben boşanmak için mahkemeye falan gittim. Yuvam dağıldı. Onu da geri toparladım bakın. Hep yaşadığım sorunları çözümler üretmeye çalışıyorum. Hala 60 yaşındayım. Bu yaşıma rağmen bunu devam ettiriyorum. Şimdi okulu bırakmaya karar verdiğim zaman hatıramı paylaşmak istiyorum. Bir öğretmen nasıl bir dokunuş yapıyor? Benim rahmetli dedem biz okumadık da ne oldu diye bastonu boynuma takarak sürükleyerek beni sınıfa götürdü. Okuyacaksın dedi. Kapıda bekliyor. Ama ben korkuyorum. Neden? O öğretmen gelecek. Dedem de arkadaşlar ya. Şimdi şikayet de edemiyorum. Ben diyorum baba öğretmen şey dede öğretmen dövüyor. Dövmez diyor sen bir şey yapmışsındır. Arka çıkmıyor bana yani. Başımı şöyle yaptım. Şöyle sıraya. Sevgili seyircilerimden özür dileyerek bir cümle kullanacağım. Kaçamıyorum sınıftan. İçimden çocuk gözümle şöyle dedim. İnşallah geberir de gelmez. Yani nasıl bir içim dolduysa bak geberir dedim ya öğretmen. Ölsün yani gelmesin okula. Korku içinde beklerken köy okullarını bilir misiniz bilmem. Böyle kapı gıcırdayarak açıldı. Ben korkudan kalbim böyle güp 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 atarken kapı açıldı sonuna kadar. Ben öğretmen geldi şimdi gene dayak başlayacak derken bir kadın sesi duydum. Çocuklar ben sizin yeni öğretmeninizim. Benim adım Melek deyiverdi. Ben birden böyle dedim öbürü böyle şey dedi emekli oldu. Ben ne bileyim emekli ne bilmiyoruz ki. Dedim emekli ne? Dedi o gelmeyecek. Hep ben geleceğim. Biliyor musun o gün yani hayatımın dönüm noktası birkaç gün sonraydı. Sevinçle eve geldim. Tabii bu arada annem de fark etti bunu. Ne o dedi seni zorla götürdüler sabah yüzünde güller açıyor. Dedim bizim sınıfa melek geldi. Annem de demez mi Azrail miydi Cebrail miydi diye. Öğretmen böyle birkaç gün sonra bizi dövmüyor, bağırmıyor. Genç bir kadın öğretmen. Yeni başlamış. Böyle bizi rencide etmiyor. Babamız soruyor, annemizi soruyor. Adımızı soruyor, sohbet etmek istiyor, ne olmak istiyor falan böyle. Yanımıza yaklaşıyor ve hiç unutmam Selda. Elini böyle çeneme dayayıp şöyle gözlerimi kaldırdı. Sen gece gökyüzündeki yıldızlara bakıyor musun dedi. Ben ne alaka diye böyle düşünürken dedim evet. Öğretmen biz babamla gece koyunlara yem vermeye gideriz. Ben hep yıldızlara bakarım dedim öğretmene. O da dedi ki bu gece bir daha bak. Neden dedim. En parlak bir yıldız var biliyor musun? Dedim biliyorum. O sensin dedi. Ben var ya hayatımda ilk defa böyle bir iltifat mı diyelim ne diyelim böyle kalbime dokundu ya. Böyle ben o gün koyunlara yem vermeye giderken artık havaya bakıyordum. Ve ben hep o yıldıza baktım ve hayaller kurdum. Hayal. Bugün bazı gençler hayalperest diyorlar ya. Bakın hayal sağlıklı kurulduğu zaman insanın hayatını değiştirir.
Kim bilir ben de böyle acaba yıldız olabilir miyim, insanları ışıtabilir miyim diye düşündüm. Sonra ben işte o günden sonra okumaya karar verdim. Hı hı. Yani tekrardan çalıştım. Sınıfta işte öğretmenim de hep diyordu sen ortaokula git. Ortaokula gittim. Orada da şiddet gördüm. Yani bir öğretmen bakın karakterimiz nasıl? Ben 200'lü büyüdüm. Yani bir insana 200'lü diyorlar ya benim 3, 4, 5, 6, 10, 20 tane yüzüm vardı. Çünkü korktuğun zaman olduğun gibi değil, karşıdakinin beklediği gibi yaşamak durumunda kalıyorsun. Bu diktatörlükler de böyledir, gaddar bir okul müdüründe böyledir, sert bir anne babada böyledir. Yani sen kendini özgür ifade edemezsen, korkarsan, karşıdakinin seni yargılamasından çekinirsen, korkarsan işte o zaman kendin olamıyorsun. Ben de böyle öğretmen, düşünsene kulağımı tutup böyle tahtaya çarptı. Şimdi düşünüyorum suçumuz ne? Benim annem ilkokul 2'ye kadar okumuş, babam ilkokul 3'e kadar. Dıştan bakınca cahil denir değil mi o insanlara? Ama onlar beni okutmak için onca eleştirmiyorum da yani olumsuz görüyordum. Buna rağmen benim annemle babam yani bir insanın yapabileceği en güzel şeyi yapmışlar. Çok müteşekkirim. Burada babam rahmetli oldu. Anacığım seyrediyorsan orada ellerinden öpüyorum vallahi. Yani çok müteşekkirim. Dolayısıyla şehirde de okumaya bırakmaya karar verdim. Ve işte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki kolaylaştırın, zorlaştırmayın, nefret ettirmeyin, işte müjdeleyin, korkutmayın. Böyle konuşan bir öğretmen Peygamberimizi anlatıyordu siyer dersinde. Düşünebiliyor musunuz? Ben gene korktum. Cemaatle namaz kılmadık diye tırnağımızı büzüştürerek böyle dikine cetvel vuran bir öğretmenim oldu. Ve ben dedim okulu lise 1'e geçtiğimde okulu bırakacağım dedim. Şimdi misafirlerimizin yüreğine dokunacak küçük bir öykü anlatmak istiyorum. Yani yaşadığım bir olay. Bir öğretmen o cemaatle namaz kılmak mecbur diyen bir öğretmen böyle bir gün geç kaldık diye neredesiniz dedi siz. Düşünebiliyor musun? Bakın dindar bir toplumda dini anlatmak din dersinde bir öğretmen yani seni sindiriyor. Ve onun olduğu gün okul mescidi doluyor. Onun olmadığı gün kimse olmuyor. Şimdi bu da ikiyüzlülüktür işte. O gün de babam gelmiş. Biz kardeşimle babamın yanına gittik. Özlemişiz köyde okuyan iki çocuk. Orta ikiye gidiyorum. Kardeşim orta bile. Ve şöyle bir şey oldu. Neredesiniz dedi. Öğretmenim dedim babam gelmiş. Allah sizi beklerken siz babanızı mı beklediniz dedi. Açın elinizi dedi. Böyle değil. Böyle. Görünüyor mu orada görünüyordu. Böyle vurdu dikine. Buna da vurdu. Kardeşime de vurdu. Biz sınıflarımıza gittik. Ben o gün Selda bir çocuk düşün. Böyle gurbette okuyan, ilçede kimsesi olmayan, anas babası köyde olan böyle tırnağımın sısına parmağın ucuna bakarak dersi bitirdim. Kardeşim yanıma geldi ne dedi biliyor musunuz? Bakın bir çocuğun masumiyetiyle söylüyorum. Senin tırnakların, parmakların hala acıyor mu dedi. Evet dedim. Benimki de acıyor. Keşke bu okula gelmeseydim dedi. Şimdi ben hasarlı olmayayım da ne olayım? Böyle bir toplumda, böyle bir okulda büyüyen ben okulu bırakmaya karar verdim. Sevgi insanın karakterini nasıl değiştiriyor? Şimdi sen böyle konuşmamı güzel sorular oldu sorduğun için güzel ben konuşmak istiyorum. Sen kendin böl yani beni. Tabii hocam. Şey yap, yani güzelce dinliyoruz. Bölmek istemedim o yüzden tamam. Çok. Okulu bırakmaya karar verdim lise 1'de. Kar yağdığı bir gün soğuk bir evde tezek bitmiş. Kar ve titrerken okulu bırakacağım 15 tatilde köye gideceğim. Böyle donuyoruz böyle. Ben hatta şey diyorum kardeşime dedim ki biz donarak ölürüz dedim. Ve o akşam ne yapacağımızı çaresizce düşünürken evde hiç yakacak yok. Kapı çaldı biliyor musun? Kapı ben korkumdan açamadım. Bir daha çaldı. Böyle yavaşça gidip kapıyı böyle açar açmaz böyle demem bir oldu. Karşımda okul müdürü, müdür yardımcısı bir de öğretmen böyle dikiliyorlardı. Alişan yavrum dedi. Aklımıza düştünüz. Kar yağıyor da iki çocuk okumak için uğraşıyorsunuz. Yakacağınız var mıydı dedi. Üşüyor musunuz dedi. Merak ettik de onu sormaya geldik dedi. Ben çıktım dışarı. Hayatımda ilk defa birisi beni insan yerine koymuştu. Hayatımda ilk defa birisi beni merak etmişti.
bana değer vermişti. Benim annem üstümü batırıyorum diye dövüyordu. Benim ilkokul öğretmenim şiddet uyguladı. Camideki imam bağırdı. Ortaokuldaki öğretmenim bağırdı, dövdü. Arkadaşlarım bazen dalga geçti. Ama o öğretmen bana böyle yaptı. Yakacağınız var mı? Üşüyor musunuz dedi. Bir kucak odunu sobaya attılar. Gürül gürül yandı. Ben o gün o öğretmenler gidince Selda, başımı yastığa koydum, hayaller kurdum. Ben öğretmen olacağım dedim. Ve eğitim anlayışımı şunun üzerine kurdum. Yüreğine merhaba diyebildiğin bir insanın beynine de merhaba diyebilirsin. Kalbini sıcacık sevgiyle doldurduğun, sevgi yakıtıyla kalp deposunu doldurduğun bir insanın beyni çok güzel harekete geçiyor. İşte karakter eğitiminin ilk şartı çocuklara böyle karakterli bir yetişkin olarak davranıp, düzgün durup şefkatle, güçlü ama merhametle de incecik sarılmak gerekiyormuş. Bunu anladım. İşte benim eğitim hayatımın ikinci dönüm noktası gene bir öğretmen. Ya yani ben bunları böyle bir olumsuz olay anlatıyorum diye karaladığımı zannetmeyin. Ben tabii ki olumsuzluklarımı da, olumluklarımı da anlatıyorum. Yaşamda iyi şeyler de kötü şeyler de var hocam. Yaşıyoruz tabii yani. Tabii ki olacak yani. Evet, evet. Yapacak pek de bir o şey gün olmuyor ders şimdi. Çalışmaya daha çok başladım. Evet, evet. Evet.